Çok stresli, çok yoğun bir iş durumum vardı. Haliyle bu da benim psikolojime, işte normal yaşantıma, her şeyime etkiliyordu. Negatif etkiliyordu yani. Buna başladıktan sonra, bu diyaroma çalışmalarıma başladıktan sonra yolda şunu fark etmeye başladım. Bir an önce evime dönmem lazım. Bir an önce işte eksik merdiveni tamamlamam lazım. Ya da oradaki pencere demirini eskitmem lazım. Hani bir an önce işim bitsin de döneyim, başına oturayım. Uyku ya da gece oluşu hiç fark etmiyor. Çünkü neden? O işimdeki, asıl işimdeki yoğunluğu, stresi benim tek atabildiğim nokta bu diyoramalarmış. Ben onu net kendimde gördüm. Bir öğretmen arkadaşımız ulaştı bana o konuyla alakalı. Çocukların el becerilerini geliştirebilmeleri açısından Türkiye genelinde 29 okul bu etkinliğe katılıyormuş ve bunun yöneticisi de benim olmamı istediler. O da şeyle alakalı, yani bilgisayardan Zoom diye bir programla canlı şey olarak, canlı görüntülü mü oluyor neyse işte adı tam. Ben birazcık teknolojiye uzağım, onun için terimleri çok iyi bilmeyebilirim. Oradan katıldık, yaptık, ettik. Buradan özel izinlerle pandemi yasak döneminde o maketlerimi, çünkü hacimli de büyük oldu, arabalara koyduk, götürdük, teslim ettik. Yani aşağı yukarı 10 saatlik yol buradan Aksaray. Masrafı bir kenara, oradaki o beğeni beni en çok mutlu eden şeydi. Teslim ettim. Sanki böyle çocuğumdan ya da bir parçamdan ayrılır gibi. Çünkü çok emek vermiştim onlara. Teslim ettim. Beğenilerini aldım. O bana yetti. Öyle çıktım. Tekrar İstanbul'a döndüm. Sonra düşündüm. Bunu birazcık daha ben profesyonel bir hale getirebilmem için ne yapmam gerekiyor? Birazcık internetten araştırdım. Birazcık yapan insanların hem yaşamlarını hem yaptıkları işleri merak ettim. Onları buldum. İletişime geçemedim hiçbiriyle maalesef, ama yaptıkları işleri ciddi beğenerek birazcık kopyalamaya çalıştım. Nasıl yapıyorlar? Nasıl oluyor? Küçücük objeler, koskocaman binalar, birebir. Sonra öğrendim ki bunun adı maket değilmiş, diyoramaymış. Şimdi biz 4 kişilik çekirdek bir aileyiz. Bir kız kardeşim var. Bir babam, rahmetli babam var. Bir de annem, hala sağ, Allah yokluğunu göstermesin. Kız kardeşim müzisyen, yani 7 yaşından beri müzikle uğraşıyor. Şu anda devletin bir kurumu, yani TRT'de tambur sanatçısı. Onda çok ciddi bir müzik yeteneği var. İşte kulak diyorlar, kabiliyet diyorlar, adı her neyse. Sadece bunun çok ciddi şeyde olduğunu biliyorum. Annem müzik öğretmeniydi. Eğitimciydi aynı zamanda. Bir tek ailede, babamla ikimizde müzikle alakalı bir şey yoktu. Ne derler? Yapım ya da işte uygulama, herhangi bir şey, ses ya da enstrüman falan. Biz babamla ikimiz sadece güzel dinleyiciydik yani. Senelerce kız kardeşimin eserlerini, sanat müziği okuyor. Annemin müziğini falan dinleyerek büyüdük, ama şimdi bende böyle bir şey var mı yok mu? Bir sanat dalı, herhangi bir sanat dalıyla alakalı hiçbir bilgim yoktu. Sadece ilk öğretimde, yani ilkokul, ortaokul döneminde el işi derslerine çok meraklıydım. Çok ciddi böyle hevesim vardı. Hiçbir dersi gözüm görmüyordu. Yani yeter ki haftanın o günü o ders gelsin, ben de o işi yapayım şeyindeydim yani, enerjisindeydim. Resim, güzel resim yapıyordum. Tabii hayat mücadelesi başlayınca bu içeride olan, bastırılmış mı diyeyim ya da bilinmeyen yeteneğimi göremedim senelerce. Ne zaman ki kendimle baş başa kaldım, bütün dünya kendiyle baş başa kaldı pandemi döneminde, o zaman işte azıcık kıyısından, köşesinden derken baktım böyle bir şeyim varmış, yani yeteneğim varmış. Diyorama benim hayatıma çok geç girdi. Bir yeni yeni öğrenmeye, anlamaya başladım, ama öğrenmeye derken de bunu birilerinden, bunun bir okulu yok. Maalesef yok yani. Hatta şöyle bir durumu da var. Bu işin çırağı da olmuyor. Yani sizin kafanızda düşündüğünüz duyguyu diyoramaya yansıtırken, şunu şöyle yaparsan daha iyi olabilir diyebileceğin bir durum yok. Hani bu işin çırağı da olmaz.
eğitim alınan bir yeri olmadığını da biliyorum. Ve ben de bunu almadım. Tamamen bahsettiğim gibi el becerisi artı duygu. Bu işin finallendiren bence bu ikisi. Kuzguncak kahvaltıya gitmişizdir. Arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla. Çok güzel bir bina yakalamışımdır. Onu beynimde fotoğraflıyorum. Sonra internetten o binayla özel bir binaysa araştırıyorum, ölçülerine bakıyorum. Ona göre elimden geldiğince yorumlamaya çalışıyorum onu. Balat evleri, eski binalar çok hoşuma gidiyor yapmak. Şimdi ben bu diaroma aslında benim tam istediğim bir sanat dalıymış. Ben bunun hiçbir şekilde eğitimini almadım. Hiçbir şekilde bir yerden görmedim. Sadece gözümün gördüğü kadarlık kısmı birebir yapabildiğimi keşfettim kendimde. Ve benim hayalimde olan bazı şeyleri de üzerine ekleyerek, yorumlayarak bir şeyler çıktı. Şimdi bir de bu işin başka bir boyutu da var tabii. Mimari maketçilik var. Onlar tamamen ölçekli, ölçek gerektiren ve çok muntazam olması gereken şeyler. Ama niyeyse gönlüm hiçbir zaman işin o kısmını istemedi. Çok muntazam şeyleri sevmiyorum demek ki yani. Yani böyle biraz daha eski, biraz daha dökük, yıpranmış, işte ne bileyim dokusu daha bizden olan şeyler ilgimi çekiyor. Öyle yapıyorum yani. Aslına bakarsanız ben Balat aşığı bir insanım. O bölgenin dokusu beni çok etkiliyor. Sebebini de bilmiyorum açıkçası. Kuzguncuk'ta da aynı dokuya sahip yerler var ama Balat'ın geneli bunu kapsıyor. Hani buradakiler biraz daha kısmi sokak ya da mahalle bazında. O Balat'ın geneli. Orada gördüğüm bir binaydı o. Arkamdaki o pembe duvarlı olan bina. O binanın kapının önündeki tamirhane sahibi ve işte bina oturanının sohbeti. Binadan aslında onları tam tamamlayamadım ama binadan pencereden eşine seslenen kadının durumu beni yakalamıştı. Ona istinaden öyle bir şey çıktı ortaya. Şu anda evimde yapıyorum ben bu işleri. Bir odamı atölye olarak kendime ayırdım. Mevcut elimde olanların en az bir 3 katını da hediye etmişimdir. Ben bunları hiçbir zaman şey olarak nitelendiremem. Ben de bunların parayla bir karşılığı yok. Çünkü bunda emekten ziyade duygu var. Matematik var. Yani ciddi matematik gerektirdiğini yaparken öğrendim. Bütün stresimi attığım en büyük benim manevi gelir kaynağım bunlar. Aslına bakarsanız. Şimdi ben asıl işimde, araç dizayn işinde bir şey oluşturduk, kimlik oluşturduk. Diyoruz ki VIP araç tasarlıyoruz. Bunu amacına uygun. Yani bunun anlamı nedir? Şahıs kişi gelir bize, yaptığı işe, karakterine, işte işinin hitap ettiği kesime uygun araç tasarlayıp veriyoruz. VIP araçlar. Şimdi bunda da aynı. Ben arkadaşım, dostum dediğim kişiye bir maket ya da bir diaroma yapacaksam ben onun kişiliğini, karakterini, huyunu, işte yaşam şeklini falan mutlaka biliyorumdur ve ona göre yorumlayarak bir şey yapmayı tercih ederim. Onun bana verdiği dümdüz şunu istiyorumdan ziyade o dümdüzü yaparım ama ona çok ciddi bir de onun yapılısıyla alakalı da yorum katmak isterim. Birçok arkadaşım, eşim, dostum, doğduğum evi çok özlüyorum. Sadece fotoğrafı var elimde, bunu yapabilir misin diyen oldu. İzmir'de olsun, Ankara'da olsun, Samsun'dan olsun. Şimdi bunları yapıp gönderdiğim zaman bana gelen videoları çekerek yaşıyoruz. Yani öyle bir duyguyu katmışsın ki eve, hani gerçekten doğduğum evin diyoromasına bakarak o dönemimi yaşıyorum. Hani bu teşekkürler ya da bu duygular beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani en büyük keyif aldığım nokta bu. Şubat'taki olan büyük depremden çok etkilendim.
Deprem korkum çok fazla yoktur. Ben birazcık şeyimdir, hani genelciyimdir. Yani dünya neyi yaşıyorsa ya da çoğunluk neyi yaşıyorsa ben de onlardan biriyim. Yani bir bireyim. Aynı şeyi yaşayacağım. Tabii ki tedbiri elden bırakmadan. Malum olan büyük depremde biz bütün araçlarımızla deprem bölgesine elimizden geldiğince yardıma koştuk. Konvoylar halinde gittik, ettik ama tabii biz neyin ne olduğunu çok fazla görmeden, çünkü depremin olduğu günün sabahı biz yola çıktık. Elimizden geldiğince artık ihtiyaç malzemesi ne olur ne biter düşünmeden arabaları doldurduk. 6-7 araba konvoy halinde. Önce Maraş'a, oradan işte Nurdoğu, Hatay, Gaziantep falan, ihtiyaç neyse ona göre yardım edelim düşüncesiyle yola çıktık. İyi ki de çıkmışız. Şimdi benim orada hayatımı etkileyen maneviyattan ziyade oradaki insanların psikolojisini, durumlarını zaten tartışılacak konu bile değil yani. Oradaki yıkık binaları, yerle bir olmuş hayatları, ne bileyim aklıma gelmeyecek. Yani filmlerde göremeyeceğim manzaraları gördüm. Geldikten sonra biz yaklaşık bir 5-6 gün kaldık orada. Geldikten sonra gözümün önünde kendi yaptığım diyaramalarla oradaki gördüklerim sürekli gözümün önünde. Gece uyuyorum gözümün önünde, uyanıyorum gözümün önünde. Birazcık bunu şey yapmam, çok özür dileyerek söylüyorum. Hani yanlış anlaşılır mı bilemiyorum ama ben oradaki evlerin yıkık o enkaz, gece ateş yakarak insanlar, cenazelerinin başında enkazın altında duran insanların diyaromasını yansıtmak istedim. Hayatımın bir köşesine, çünkü bu yaşıma kadar gördüğüm en acı veren olaylardan birisi olduğu için hayatımın bir köşesinde hem örnek almak adına hem de bu yaptığım diyoramadan bir de o olsun istedim ama inanın elim varmadı yapmaya. Yapamadım yani. Hani orada çok böyle hala tüylerim diken diken olur o manzarayı aklıma geldikçe, o görüntü aklıma geldikçe. Gönlümün bir köşesinde var. Az önce dediniz ya hani gördüm işte şunu yapmak istiyorum. Evet, orada benim yapmak istediğim, gönlüm orada fakat vicdanım ve elim hiçbir şekilde varmıyor onu yapmaya. Tamamen biraz daha huy açısından ve psikolojik açıdan daha naif, daha böyle pozitif bakan, daha böyle görsele kayıt alarak yaşamaya çalışan bir Murat oldu. Ve bu durumumdan da çok memnunum. Keşke ben bu durumu bir 20 sene önce keşfetseydim. Yani 20 sene önce böyle bir durum yaşasaydım da bu yapabilme yetimin olduğunu keşke o zaman öğrenebilseydim.